Ay yer etrafında yaklaşık eliptik fakat yine de dairesele yakın bir yörüngede dolanan doğal uydumuz. Yere olan uzaklığı aşağı yukarı 400 bin kilometre civarında değişmektedir. En yakın olduğu zamanlarda biraz daha aşağı düşebiliyor bu uzaklık. Yalnız önemli bir özelliği şudur ki kendi ekseni etrafında dolanma süresiyle yerin etrafında dolanma süresi birbirine eşit. Bu sebepten ötürü ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Aşağı yukarı %58'ini görebiliyoruz yeryüzünden baktığımızda. Çeşitli zamanlarda hafif bir eksen değişimi gösterebildiği için %50'sinden biraz fazlasını görebiliyoruz. Ama bize dönük olan yüzü hep aynı yüzü diyebiliriz. Arka tarafını sadece Ay'a gönderilmiş olan çeşitli misyonlardaki uzay araçlarıyla fotoğraflayaraktan görebiliriz. Dolayısıyla ön tarafında gördüğünüz bu kraterler veya Ay'da da görüntüsünü veren büyük denizleri hep bize bakan yüzüne ait karakteristik özelliklerinden. Kendi ekseni etrafında dönerken bir yandan da evreler göstermekte. Güneşten aldığı ışığı yansıttığı bölgeleri yeryüzünden baktığımızda farklı zamanlarda farklı bölgelerini görebiliyoruz. Bu yüzden hilalden yarım aya, dolunaydan tekrardan yarım son dördün aya ve tekrar hilal evresine doğru evrelerini görebiliyoruz. Bu evrelerin tekrardan aynı evreyi göstermesi için geçen süreye biz ayın sinodik periyodu diyoruz. Bunun sebebi başka bir periyodun olması daha bir başka periyodun olması daha. Sideral periyodu olarak tanımladığımız periyodu ise kendi ekseni etrafında bir tam turunu tamamlaması için geçen süre. Bu sideral periyodu 27.3 gün iken yeryüzünden bakıldığında tekrar aynı evreyi göstermesi için geçen süre ise 29,5 gün olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda hafif 5 derecelik bir eğimle kendi ekseni etrafında döndüğünden dolayı bu düzlemler arasındaki fark yerin dolanma düzlemi ile ayın dolanma düzlemi arasındaki bu 5 derecelik açı sürekli olaraktan dolunay evresinde ay tutulması veya güneş tutulması görmemizi engelleyen bir açı. Nitekim bazı zamanlarda kendi dolanma yörüngeleri üzerinde yer ve ay çeşitli zamanlarda aynı hizaya gelebiliyorlar ve bu zamanlarda ay tutulması veyahut güneş tutulması olarak sıralanmalarına göre çeşitli tutulmalar gözleyebiliyoruz.